Peki Ekrem İmamoğlu ne diyor? Dediğimiz gibi kendisi son yargı kararıyla birlikte, hatırlatalım, siyasi yasak getirildi. 2 yıl 7 ay 15 günde hapis cezası kararı verildi İmamoğlu'yla ilgili. Tabii bu şekilde siyasetin gündemine oturdu dedik. Her iki taraftan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kendisi neler söylüyor, onun gündemine de bakacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık tartışmalarına yönelik her CHP'linin adayı genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'dur dedi. Çok dikkat çeken bir ifadeydi bugün. YSK Başkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına da tepki gösterdi. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçimlere yönelik açıklamalarına ise destek verdi. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her Cumhuriyet Halk Partili'nin ailesinin lideri olan genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adayıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Bugün burada bir büyük haksızlığın iadesi için toplandık. İBB iştiraki Şehir Hatları AŞ, Tarihi Haliç Tersanesi'nin 567. kuruluş yıl dönümünde 5 elektrikli deniz taksiyi suya indirdi. Buradaki konuşmasının ardından İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bay Kemal oğluna sahip çık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt verdi. Kendi ailesi içerisinde bu birliği ve bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Genel başkanımla benim aramdaki ilişkiyi genel başkanın bir baba oğul ilişkisi diye tariflemesi muhteşem bir duygu. Hani buna bir tek ben babam kıskanır diye düşündüm. Fakat görüyorum ki kıskançlık duygusu Sayın Cumhurbaşkanı'nda yüksek. İmamoğlu Erdoğan'ın büyüdüğü semt olan Kasımpaşa üzerinden çağrı yaptı. Mertçe mücadeleye davet etti. Ben neredeyim şu anda? Kasımpaşa'dayım. Yani bugün 567. yılını tersanemizin kutladık. Kasımpaşa önemli bir yerdir. Yiğit delikanlıların olduğu bir semttir ve mertçe mücadele için hayatını ortaya koyan insanlar vardır. Hem bir Kasımpaşalı olarak hem de hemşeri sayılırız. Mertçe mücadeleye davet ediyorum Sayın Cumhurbaşkanını. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında çıkan kararı ilişkin söylediği sözlere yanıt verdi. Tekil şahıs kipini kullanıyor. Alırım. Görevden alırım, yaparım, ederim. Ya gidip çay içecek kahvehane bulamayacak İçişleri Bakanı. Bak çay içecek kahvehane bulamayacak. Ne Gazi Osman Paşa'da bulabilecek ne de Of'ta bulabilecek. Bak YSK Başkanı işine bak. İşine bak. Başka konularda göreve cevaba gerek lüzum yoktur şeyini veriyorsun. Ama bu mesele olunca görevini yap. Sürecine odaklan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Artı TV'nin HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayına yönelik paylaşımlarına ilişkin sorusuna da yanıt verdi. Bugün de bir açıklama Selahattin Demirtaş'tan geldi. Kendisi stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip koltuğunu almak için seçime gidiyoruz. Hepimizin amacı bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek belirttiğini amaçtan sapmak anlamına gelir dedi. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ne güzel söylemiş, az önce söylediğimi tekrar etmiş. Kendilerine geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu süreç onu da çoluğuna, çocuğuna, ailesine, eşine kavuşturacak. Hukuksuz yargılanıp içeride yatan benim kardeşim Tayfun'u da, Can'ı da, diğer arkadaşlarını da çoluğuna, çocuğuna, evlerine, ailelerine kavuşturacak. Onların çocuklarının, onların eşlerinin hayat boyu hiçbir hukuksuz alanla, ortamla kavuşmamaları, maruz kalmamaları ve mağdur olmamaları için bu seçimi kazanacağız. O bakımdan çok güzel söylemiş Sayın Demirtaş. Diline sağlık.